Haberler, merhabalar. Şimdi bu 7. ünitemizin tarama testini çözeceğiz arkadaşlar birlikte. Şöyle başlayalım sorularımızı. Bir okuyalım bakalım ne diyor. Aşağıdaki açılardan hangisi negatif yönlüdür diyor. Negatif yön demek saatle aynı yön olacak arkadaşlarım. Bakın bu adam saatin şöyle tersine doğru dönmüş gördüğünüz üzere. Bu pozitif. Bu adam da saatle ters yönü dönmüş. Bu da pozitif. Şuna bakalım, saatle ters yön dönmüş, bu da pozitif. Yine saatle ters yönde dönüyor, bu da pozitif. Saatle aynı yönde döndüğü için bu negatiftir dedik. Geldik ikinci sorumuza. Saniye türünden değeri, arkadaşım geçin bu soruyu, bu soruyu da geçin. Bunları zaten çok istiyorsanız hani köşe taşında çözdük. Ben biraz daha böyle sınavda çıkacak seviyede soruları çözmek istiyorum kardeşlerim. Yani çok istiyorsanız köşe taşlarında var zaten, oradan bakın bunları da çözersiniz kardeşler. Toplamının sonucu kaçtır diye bir soru sormuş. Şimdi pi bölü 4 45 dereceydi, tanjant 45 1, pi bölü 6 30 dereceydi, sinüs 30 1 bölü 2, 2 1 daha 3 bölü 2 yaptı sorumun cevabı. Geldim şuna, 2120 olan açının esas ölçüsü kaç derecedir diyorum. Hemen içinden 360'ın katlarını çıkarıyorduk arkadaşlarım. 1800'ü bir çıkaralım bakalım 2120'den. 1800'ü çıkaralım. 360'ın 5 katını 0, 2, 11'den 8 çıktı 3. 0 kaldı. 1'den 1 çıktı 0 kaldı. 320 dereceymiş, bulduk bunu da. Şuna bakalım, esas ölçüsünü bulun diyor yine arkadaşlarım bize. Eksi olduğu zaman da 360'ın katlarını ekliyorduk bunun üstüne. 1800'e ekleyelim hemen arkadaşlarım. 1800 eklediğinizde pozitife çıktı ve 300 derece geldi. Evet, tarama testimizin 7. sorusundayız. Yine esas ölçü soruyor dostlarım. 2 pi çıkartacağız bu sefer tabii ki. 78 pi'den bölü 7'den 2 pi'yi çıkartıyorum. 14 yaptı. 14 78'den çıkınca da 64 pi bölü 7 kaldı kardeşim. Bir iki pi daha çıkartıyorum. Hatta kısaca şöyle bir 6 pi çıkartalım biz. 7 kere 6 42. 42 çıkınca 22 pi bölü 7 kaldı. Bir iki pi daha çıkartıyorum. 7 kere 2 14. 14 çıkınca 8 pi bölü 7 kaldı. İşte en son pi çıkartamayacak duruma gelene kadar 2 pi'yi çıkarta 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 duruyorduk arkadaşlar. Geldik 8. sorumuza. Noktası merkezil birim çember üzerinde. Birim çember üzerinde ise neydi kardeşlerim? Bunların kareleri toplamı, yani m kare artı 1 bölü 16 1'e eşit olacaktı. Hemen m kare eşittir 1 eksi 1 bölü 16'dan. 16'dan 1 çıktı. 15 bölü 16 geldi. Her iki tarafın kare kökünü aldım hemen. M eşittir buradan ne çıkıyor dostum? Kök 15 bölü 4 geldi sorumuzun cevabı. 9. sorudayız. Birim çember üzerindeki pozitif yönlü 135 derecelik açının. Şimdi gösterelim bu açıyı. 135 derece geleceğiz dostum. Şuraya kadar geldik. Bu açımız burada. Şimdi bu açı 135 derece. Yani 90 şurada, 45 de şurada var. O halde bitim noktasının koordinatlarını soruyor. Şurası bir birim, birim çember üzerinde olduğu için arkadaşım. Şurası da 45 derece. Demek ki 1 bölü kök 2 burası, 1 bölü kök 2 de burası olacak. Yani koordinatları yazarsanız, bakın apsisi eksi 1 bölü kök 2. Ordinatı da direkt 1 bölü kök 2. Yani eksi kök 2 bölü 2. Bir de artı kök 2 bölü 2. Yani cevabımız Ceyhan'daymış diyebilirsiniz dostlarım gönül rahatlığıyla. Pekala, geldik 10 numaralı sorumuza. Bakalım bu ne diyor? Birim çemberde verilenlere göre sinüs alfa kaç derecedir diye bir soru sormuş. Ben şuradaki açıyı bulacağım, betayı. Bakın alfa buranın tamamı, beta da burada. Yani alfa ile betanın toplamı 360. Yani 2 pi yapıyor kardeşim. Şimdi betanın nesini soruyordu? Sinüsünü. Şuradan yukarıya çıktığımız uzunluk n, sol tarafa geldiğim uzunluk da 1 bölü 5 olacak dostum. Hadi bir Pisagor bağıntısı yapalım şurada. Şunun yarı çapı da 1'dir birim çember olduğu için. Diyorum ki 1 eşittir n kare artı 1 bölü 5'in karesi 1 bölü 25. 1 eksi 1 bölü 25'ten
N kareyi bulalım. 25 1 çıktı. 24 bölü 25 geldi N kare. Yani N eşittir. Ne geliyor kardeşim? 2 kök 6 bölü 5 çıktı. Demek ki şuradaki açının sinüsünü soruyor ya bana. Şuradaki dik üçgenden dostum. Karşısı N. Hipotenüsü 1 olduğu için 2 kök 6 bölü 5 bölü 1'den 2 kök 6 bölü 5 geliyor. E toplamları da 360 derece olduğundan negatifini alacağım. Eksi 2 kök 6 bölü 5 çıktı sorumuzun cevabı. Geldik buna. İşleminin sonucu kaçtır diye sormuş. 3 pi bölü 2 270 demektir. Sinüs 270. Dostum şuradaki noktaları söylemiştik, hatırlayın hemen. 1'e 0, 0'a 1. Eksi 1'e 0, 0'a eksi 1. 270 burası. Ve sinüsünü sorduğu için sinüs ikincisiydi. Eksi 1 dedim buna. 2 pi yani 360 derece şuradaki açı kosinüsünü sorduğu için birincisi 1 olacak. Bir de 2 ile çarpmış 2. 180 sinüsünü soruyor. İkincisi olacak 0. Eksi 1 artı 2 1 yaptı. 1'den de 0 çıktı. Yine 1 kaldı sorumuzun cevabı. Şuna bakalım, fonksiyonunun görüntü kümesi nedir diye soruyor. Şimdi kosinüsünkini biz ne diyebiliyoruz arkadaşlarım? 1 ile eksi 1 aralığında olacak. Önce 3 ile çarpın diyor. Çarpalım 3 ile. Eksi 3. 3 kosinüs x. 3. Sonra 2'den çıkartın diyor bunları. 2 çıkartalım buradan. 2 çıkartalım buradan. 2'den 3 çıktı. 2 eksi eksi 3'ten 5 oldu. 2 eksi 3 kosinüs bilmem ne oldu. Eksi 1 oldu. Tabii yön değiştirecek bunlar birazdan. Değiştiririz. O yön kolay. 4'e bölelim. 5 bölü 4 eksi 1 bölü 4 oldu. Eksi 1 bölü 4 ile 5 bölü 4 aralığındaymış dedik. Evet ve aldık 13 numarayı elimize arkadaşlarım. Bakalım 13. sorumuz ne diyor? Yine sıralayın diyor dostlar bunları. Hadi sıralayalım bakalım. Hepsini sinüs yapalım. Bu adam 76 90'a tamamlarsak 14 mi oluyor? Sinüs 14 demektir. Sinüslerde küçük açı değeri de küçük yapıyordu. O yüzden en küçüğümüz A. A'dan bir sonraki 14, 14'ten sonraki de 20. A, B, C sıralamasına sahipmiş. Yani cevabımız Adana'daymış dedik dostlarım. 14'e geldik. Sinüs çarpı kosinüsü soruyor. Yine benim klasikleşen sorularım kardeşler bunlar. Bakın eğer bunları eğer anlayamadıysanız, öğrenemediyseniz bir de benim konu anlatım videolarımı izleyin. Trigonometri konu anlatım videosunda klasikleşen sorular diye bir başlık altında bunu görürsünüz. Her iki tarafın karesini alıyorum dostlarım hemen. Birincinin karesi cos kare x. Artı ikincinin karesi sin kare x. Artı birinci ile ikincinin çarpımının iki katı. Eşittir şuranın karesi 25 bölü 16. Şimdi şurası zaten 1'di kardeşim. 1'i bu tarafa attık. Burada ne kaldı? 2 sinüs x çarpı kosinüs x eşittir 25 bölü 16 eksi 1. 16, 25'ten 16 çıktı. 9 bölü 16 oldu. Hadi bir de 2'ye bölelim. Sin çarpı kos ne oldu? 9 bölü 32 geldi. Cevabımız Adana'daymış dedik. 15 numaradayız. İfadesini sadeleştirin diyor arkadaşlarım. En sade şeklini bulacağız şimdi. 1 eksi sin kare dostum. Cos kare ile sin karenin toplamı neye eşitti kardeşim? 1'e. Sin kareyi bu tarafa atın. Cos kare eşittir 1 eksi sin kare oldu mu? Yani 1 eksi sin kare yerine ben cos kare yazabilirmişim. Peki kosinüs kare x ile alttakilerden bir tanesi sadeleşirse bir tek kosinüs x kalır burada. Eksi. Sekant x 1 bölü kosek kosinüs x demekti. Buna da takla attırırsam bir kosinüs x de buradan geldi. Kos eksi kostan 0 çıktı. 15 numaralı sorumuzun cevabı. Geldik 16 numaralı soruya arkadaşlarım. İfadesi neye eşittir diye bir soru sormuş. Bakın yukarıda küp açılımı var. Şöyle açılıyorduk küpü. Sanki önce küpler yokmuş gibi sin alfa artı kos alfa diye yazıyorum. Çarpı birincinin karesi sin kare alfa eksi birinci ile ikincinin çarpımı sin alfa çarpı cos alfa artı ikincinin karesi cos kare alfa. Bölü aşağıda ne var? Sin alfa artı cos alfa. Sin alfa artı cos alfa ki bunlar gitti hemen. Şurası kaldı. Bir de yanında artı şu var. Şimdi sin kare alfa ile cos kare alfanın toplamı 1. Eksi sin alfa çarpı cos alfa var.
Bir de artı şurası. Sin alfa artı cos alfa var. E sin alfa ile cos alfaların 1 artı 1 eksi olduğu için sin çarpı coslar birbirini götürdü. Geriye ne kaldı? Bir tek 1 kaldı. 17 numaradayız. Bilim çemberde verilenlere göre tanjant alfa nedir diye bir soru sormuş bize. Hemen bakalım. Şimdi şurası 1 birim arkadaşlarım. Şu uzunluk 1. Şu mesafede 1. Şurası P birimmiş. Şurası R birimmiş. Ve şuradan aşağı inen mesafede M dediğimiz mesafe. Ve buranın tamamı yine 1. Tanjant dediğim şey neydi? Alfanın tanjantı karşı bölü komşu olacağında karşısı M, komşusu 1, M bölü 1'den M geldi diyebiliriz sorumuzun cevabı. Buna geldik. 18 numara birim çemberde alfa açısı veriliyor. Buna göre tanjant alfa nedir diye bir soru sormuş. AB uzunluğunu vermiş şurasını. 1 bölü 3 vermiş bize. Dostum bak ben buradaki açıyı bulacağım. Betayı ve unutma beta ile alfanın toplamı 180 dereceymiş. Şimdi betanın bir tanjantını bulalım biz. Şurası 1 santim. Tanjant neydi? Karşı bölü komşu. 1 bölü 3 bölü 1'den tanjant betayı 1 bölü 3 bulduk. Peki bize tanjant alfayı soruyor arkadaşlarım. Tabi toplamları 180 olduğu için abi kardeş ilişkisi hatırlayın hemen bunları. Abi kardeşte tanjant ne yapıyordu? Pozitif ayrımcılık yapıyordu. Birini negatif birini pozitif diyordu değil mi tanjantlarda? O zaman 18. sorumun cevabı eksisi gelecek. Betası 1 bölü 3 ise alfası eksi 1 bölü 3 olacak. Geldik 19 numaralı sorumuza. Bakalım bu ne diyor? Şimdi birim çemberde verilenlere göre kotanjant alfa aşağıdakilerden hangisidir diye bir soru sormuş bize. Şimdi şuradaki uzunluğumuzun k birim olduğunu, şuranın da 1 birim olduğunu biliyoruz. E burası da k. Komşu bölü karşıdan k bölü 1'den k geldi sorumuzun cevabı arkadaşlar. 19 numara Denizli çıktı. Evet 20 numarayla devam ediyorum o halde. Hemen bakalım ne diyormuş. Birim çemberde verilenlere göre kotanjant alfa aşağıdakilerden hangisine eşittir? Alfayı değil ben betayı bulacağım ve bakın alfa ile betanın alfa şuranın tamamı. Alfa ile betanın toplamı 360 derece. Şimdi bu açıya beta dediysem şu açının da beta olduğunu biliyorum ben. Beta burası. Şimdi şuradan bir diklik indirelim aşağıya. Şurası KM, şurası da KM uzunluğu oldu. Şurası OM, şurası da OM oldu. Tanjant beta mıydı? Kotanjant beta. Komşu bölü hipotenüs. Yani KM bölü OM geldi ki bu birim çember olduğu için OM 1 olur. Yani kısaca KM geldi kardeşim. Betanın tanjantı KM geldi diyebilirim. Peki biz nereden bulduk betanın kotanjantını pardon? 360'ın betasını bulduk da bizden 360'a tamamlanmış halini istiyor. O yüzden eksilisini alacağım bunun. Eksi KM'yi aldım. Bak dar açı cinsinden yazma başlığına iyi bakın arkadaşlarım. O kısmı iyi öğrenin. O yüzden eksilisi geldi. Peki 21 numaradayız. Tanjant 2 alfa diyor dostum. 2 alfa 360 derecedir. 2 pi pardon 360 derecedir. Buradaki açının tanjantını istiyor bizden. Şöyle diyelim burası neydi? 1'e 0. Tanjant neydi? Sinüs bölü kosinüs. 0 bölü 1'den 0 çıktı burası. Kosinüs pi bölü 3. Pi bölü 3 60 dereceydi. Kosinüs 61 bölü 2. Arada eksi var. 3 pi bölü 2 diyor. Yani 270 dereceden bahsediyor ve kotanjantını soruyor. Burası da 0'a eksi 1'di. Kotanjant neydi? Komşu bölü hipotenüs. 0 bölü eksi 1'den 0. Yani ne kaldı geriye? Bir tek eksi 1 bölü 2 kaldı. 21 numaranın cevabı Bursa çıktı. Yine bir sıralama sorumuz arkadaşlarım. Bakın ya hepsini tanjant yapacağım ya da hepsini kotanjant yapacağım. İki tane kotanjant var. Bunu da kotanjant yapalım. 58 mi oluyor bu da? Jot 58 olursa 90'a tamamlamış oldum değil mi böylelikle? Şimdi kotanjant da neydi? En büyük açı en küçük olacak. Yani x eşittir. X en küçük. Sonra y, sonra da z gelecek. X, y, z Adana şıkkındadır dedim cevabımız. 23'e geldik. Aşağıdakilerden hangisi doğrudur diye soruyor. Bakın burada ne var? Sinüs var, kosinüs var. Şimdi kosinüs 48, sinüs 42'ye eşit kardeşim. O halde a ile b kesinlikle birbirine eşit. A ile b eşitse şunları bir sildim ben hemen kafadan. Bakalım
C'yi konuşalım şimdi. Bu da 42 ama ne demiştik? Birinci bölgedeki açılarda tanjant her zaman büyüktür. Yani C daha büyük olacak. O yüzden cevap Denizli. Geldik buna. İçler dışlar yapacağımız bir soru. Paydamız 1'dir arkadaşlarım. 2 ile burayı çarpalım. 6 sinüs x olur. 6 sinüs x artı 2 cos x eşittir sin x eksi 2 cos x. Hadi eksi 2 cos'u buraya alalım. 4 cos x. 6 sin'i buraya alalım. Eksi 5 sinüs x kaldı kardeşim burada. Peki neyi soruyor bize? Tanjant x'i, yani sinüs bölü kosinüsü soruyor. Eksi 5'i buraya bölü olarak atalım. Eksi 4 bölü 5 eşittir. Sinüs buradaydı. Kosinüsü de buraya bölü olarak atalım. Sinüs x bölü kosinüs x de tanjant x demekti. Eksi 4 bölü 5 geldi. Sorumuzun cevabı. Evet, 24 numarayı da hallettik. Şimdi hemen 25 numara neredeymiş? Burada. 25. sorumuzu çözüyoruz arkadaşlarım. Diyor ki tanjant kare x artı cot kare x aşağıdakilerden hangisine eşittir? Peki her iki tarafın karesini alın demiştim. Hemen alıyorum. Birincinin karesi tan kare x artı ikincinin karesi cot kare x artı 2 çarpı birinci çarpı ikinci. Cot kare x, cot x eşittir a kare oldu. Tanjant x ile kotanjant x'in çarpımı 1'dir. Bir de buradan 2 var arkadaşlarım. 2 kere 1 2. Hadi bunu da bu tarafa atalım. A kare eksi 2 geldi mi burası dostlar? Zaten bize de onu soruyor değil mi? Tan kare artı cot kareyi soruyor. A kare eksi 2 geldi. Şuna bakıyorum. 11 tane x pi'ye eşitmiş dostum. Şimdi kosinüs 7x dediğim şey 7x ile 4x'in toplamı pi yapmadı mı o zaman? 11x'ten pi geldi. Demek ki bunlardan birinin kosinüs 7x dediğim hani toplamları 180 olduğunda ne oluyordu? Birbirlerine eşitler ama kosinüs de biri diğerinin eksilisine eşit. Yani eksi kosinüs 4x diyeceksiniz buraya. O halde kosinüs 7x yerine ben eksi kosinüs 4x diyorum ve burada da kosinüs 4x var. Toplayınca 0 bölü bir şey geliyor burası. Demek ki cevabım 0 çıkacak diyebilirim. Geldim 27'ye. ED diyor. EC'ye K dersen ED 3K olacak diyor. Peki. Demek ki kare ise burası da 4K. Burası da 4K. Burası da 4K. Hatta 3, 4, 5K. Şuraya da beta diyelim biz. Kosinüs alfayı soruyor. Ben kosinüs betayı söyleyeceğim. 3 bölü 5. Dostum kosinüs beta 3 bölü 5. Bak yine abi kardeş ilişkisi. Beta ile alfanın toplamı 180 ya. Birinin kosinüsü 3 bölü 5 ise diğerininki eksilisi olacak. Eksi 3 bölü 5. Cevap Bursa'da. 28'e geldik. ABC bir üçgenin iç açılarının ölçüleri olmak üzere. Pekala. İfadesi neye eşittir diye soruyor. Biz ne biliyorduk? Şimdi A'nın, B'nin ve C'nin toplamı 180. Dostum A bir kardeş. B artı C de ikinci kardeş olsun. Kotanjant bu kardeşleri nasıl davranıyordu? Birisi diğerinin eksilisine eşit. Yani kotanjant B artı C eksi kotanjant A'ya eşittir diyebilirim. Ve bunları da topladığımda sıfır geldiğini gördüm. Değerlerinin işaretlerini sıralayın diyor arkadaşlarım. Şimdi bölgemizi çiziyorduk şöyle. 280, 270'in bir 10 tık ötesi, 10 derece ötesi. Şuradaki bölge. Burada kosinüslerimiz artı, sinüslerimiz eksi. Demek ki kosinüs artı. Tanjant 140. 180 ile 90 arasında şu bölgede burada sinüslerimiz artı, kosinüslerimiz eksi. Tanjantlarımız sinüs bölü kosinüs artı bölü eksiden eksi. 230, 180 ile 270 arasında bir açıdır. Ve burada sinüslerimiz eksi olduğu için bu da eksi olacak. Artı, eksi, eksi geldi cevabımız Edirne'de. Bu ne diyor? Tanjant x'i verdim sana diyor. Hemen dik üçgeni çiziyorum dostum x. Tanjant neydi? Karşı bölü komşu. Pisagor yapıyorum. 9, 7 daha. 16. Buradan da 4 geldi. Bana neyi soruyormuş? Kosinüs x'i. Komşu bölü hipotenüs. 3 bölü 4 var bir kere dostum. Ama eksi mi artı mı? Bunu öğrenelim şimdi biz. Adana mı Edirne mi? Peki x açısı hangi bölgede? 90 ile 180 arasında şu bölgede. Peki bu bölgede kosinüslerimiz nasıldı? Eksi işaretliydi.
O yüzden 30. sorumun cevabı Adana geldi arkadaşlar. Peki 31 numaralı sorudayız. Dar açı cinsinden yazma sorusudur yine arkadaşlarım. 3 pi bölü 2 deyince isim değiştirmeyecek de, isim değiştirecek demiştik. Tanjant x oldu bu artık. Bölgesini de kontrol edelim. 3 pi bölü 2 270. Biraz açı ekledim üstüne, bu bölgeye denk geldi. Peki bu bölgede kotanjantlarımız artı eksiden eksi gelir kotanjant. O halde bize tanjant eksi tanjant x'i soruyormuş diyebiliriz. Peki biz sinüs x'i biliyoruz dostlarım. X neydi? Sinüs 7 bölü 25. 7, 24, 25 içgeninden tanjant ne çıkar? 7 bölü 24 gelir ama eksilisi. Eksi 7 bölü 24'ten 31'in cevabı Bursa çıktı. Geldik şuna. Pi bölü 2 isim değiştirecek kardeşim. Kosinüs X olacak. Bölgesini kontrol ediyorum. Pi bölü 2'ye biraz açı ekledim. Şu bölgeye denk geldi ve bu bölgede sinüslerim artı olduğu için bu da artı. Şimdi eksi kosinüs pi eksi x var. İsim değiştirmeyecek pi olduğu için. Kosinüs x diye yazdım da bölgesine bakalım. Pi'den birazcık açı çıkarttım, yine bu bölge. Ve burada kosinüsler eksi olduğu için bu da eksi olacak. E başında da eksi var, artıya döndü. Cos x artı cos x. 2 cos x geldi. Yani 2 tane m geldi arkadaşlarım. Şuna bakalım. Yine dar açı cinsinden yazma. Önce şu eksiyi bir başa alalım arkadaşlarım. Şöyle olacak değil mi? Sinüs parantez içinde eksi pi artı x oldu. Parantezini aldım. Eksi parantezinde yazdım bunu. Çarpı şuraya bakalım. Tanjant, şunları da eksi parantezine alalım. 3 pi bölü 2 eksi x olur kardeşim. Eksi parantezine aldığında. Şöyle eksi parantezine aldım. Dostum sinüs içindeki eksiyi dışarıya salıyordu. Eksi sinüs pi artı x olur burası. Çarpı tanjant da içini dışarıya salıyordu. Eksi tanjant 3 pi bölü 2 eksi x oldu da burası. Peki pi artı x dediği için pi de isim değiştirmez. Sinüs x olur yine burası. Başında eksi var. Pi artı x'in işaretini belirleyelim. Pi artı x demek 180'den biraz büyük demek kardeş. Ve buradaki sinüsler eksi olduğu için şurası eksi. Eksi de başında var, artıya döndü. Çarpı. 3 pi bölü 2 de isim değiştirecek. Kotanjant x olacak bu kerata. Bir de bölgesini kontrol edelim. 3 pi bölü 2 şurası. Biraz geriye çıkart açı diyor. Açıyı çıkarttım. Şu bölgeye denk geldi. Buradaki tanjantlarımız eksiye eksi olduğu için eksi bölü eksiden artıdır. O halde burası artı. Başında eksi var. Eksiye döndü kardeşim. Eksi kotanjant x oldu. Peki. Sinüs x çarpı. Soru şu hale döndü şimdi. Şunu da yazalım. Sinüs x çarpı eksi kotanjant x. Eksiyi başa aldım. Kotanjant da kos bölü sinüs demekti. Sinüs x demekti. Sinüsler gitti. Eksi kosinüs x çıktı. 33. sorumuzun cevabı Denizli geldi. Geldik 34 numaraya, bakalım ne diyor. İşleminin sonucu kaçtır diye bir soru sormuş. Şimdi 240. Sinüs 240 demek 180 artı 60 demektir. Hemen bunu düzenleyelim. 180 olduğu için isim değiştirmeyecek, sinüs 60 olacak. Bölgeyi kontrol ediyorum. Şuradaki bölgede de, bu bölgede de sinüslerimiz eksi olduğu için eksi sinüs 60. Yani eksi kök 3 bölü 2 geldi. Tanjant 330. Tanjant 360 eksi 30 demektir. 360'dan da 30'u çıkartıyorum kardeşlerim. 330'a denk düştü. 2 pi olduğu için isim değiştirmeyecek. Yine tanjant 30 diye yazacağım. Bölgesini kontrol ediyorum. 330 burada. Artı bölü eksiden eksi geldi. Demek ki eksi tanjant 30 çıkacak burası da. Yani eksi 1 bölü kök 3 geldi buranın da sonucu. Şimdi kosinüs 225'e bakacağız arkadaşlarım. Bu arada video duracak. Ben hemen başlattım tekrardan. Ne kaldı? Kosinüs 225. Kosinüs 225 180 artı 45 demektir dostum. 180 olduğu için isim değiştirmedi. Kosinüs 45 oldu. Şu bölgede bir yerde ve bu bölgede kosinüslerimiz eksi olduğu için eksi kosinüs 45, yani eksi kök 2 bölü 2 geldi. Şimdi yerine yazalım bunları. Eksi kök 3 bölü 2 çarpı eksi 1 bölü kök 3. Eksi bu neydi? Kök 3 bölü 2. Bu da eksi 1 bölü kök 3. Doğru. Bölü eksi kök 2 bölü 2. Önce işareti belirleyelim. Eksi ile eksinin çarpımı artı. Artıyı da eksiye bölersem eksi çıkacakmış sonuç. Bir kere şu ikisini sildim.
Buradaki köküçler gitti. Ne kaldı? 1 bölü 2 kaldı. Çarpı 2 bölü kök 2 geldi. 2'ler gitti. 1 bölü kök 2. Yani kök 2 bölü 2 oldu. Cevabımız Ceyhan'daymış dedik arkadaşlar. Geldik. Tanjant 36 diyor. N olduğuna göre 306 aşağıdaki değerlerden hangisine eşittir? Kotanjant 306 demek. Kotanjant 306. Kotanjant 270 artı 36 demektir. 270 olduğu için isim değiştirdi. Tanjant 36'ya döndü. Bir de işaretini kontrol edeyim. Şu bölgede kotanjantlarımız artıya eksi olduğu için eksi. Eksi tanjant 36 oldu. Yani eksi n oldu arkadaşlar. Son sorumuzdayız. X artı y'yi 45 vermiş bize. Peki 4x artı 5y diyor arkadaşlarım. Ne yapıyordum burada da? Sinüs 4x artı 5y'yi şöyle yazıyorum. 4y artı y. Bana bunu soruyor. 4x ile 4y'nin toplamı 45'i 4 ile çarpın 180 yapar. Yani pi yapar. O halde artık bana sinüs pi artı y'yi soruyor. Pi olduğu için isim değiştirmeyecek, sinüs y'ye dönecek bu. Bir de işaretini kontrol edeyim. Pi artı y 3. bölgeye giriyor ve 3. bölgede sinüsler eksi olduğu için eksi sinüs y oldu. Cevabım Bursa'daymış dedim dostlarım. Evet, tarama testini gömdük böylelikle arkadaşlar. Hadi bakalım bir sonraki videolarımızda görüşmek dileğiyle. Kolay gelsin.